Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sıvı çözeltiler konusuna bakacağız arkadaşlar bugün. Tabii biz uzun süredir video yayınlamadık. Bu arada 2020 AYT yapıldı. Arkadaşlar 2020 AYT'de sıvı çözeltilerden tam iki tane soru çıktı. Hatta TYT kısmında da yine bununla alakalı, koligatif özelliklerle alakalı bir tane soru çıktı arkadaşlar. Yani toplamda 3 soru çıktı gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden artık oldukça önem arz eden bir konu ki diğer konularla çok bağlantısı olduğu için zaten bizim için önemli bir konuydu. Peki hangi kazanımlar var burada? Bakalım arkadaşlar. Şimdi çözünen etkileşimlerine bakacağız ki hani türler arası etkileşimler konusu vardır. Onunla alakalı bir şey bu. Çünkü çözünmeyi etkileyecek bir durum. Hani benzer benzeri çözer meseleleri. Sıvı ortamda çözünme, sıvı çözeltiler diyoruz ya zaten. Çözeltileri sınıflandıracağız, doymuş, doymamış vesaire diye. Çözünürlük hesaplamalarına gireceğiz. Derişim birimleri, molariteler, moleliteler, kütlece yüzdeler vesaire. PPM vesaire bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Bizden istenen kazanımlar bunlar. Şimdi kısaca şöyle başlarsak diyor ki arkadaşlar homojen karışımlara çözeltilenir. Şimdi biz karışımları aslında ikiye ayırırız. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar diye. İşte homojen karışımların diğer adı çözeltilerdir arkadaşlar. Heterojen karışımlar ayrı bir olay. Onlar TYT kısmında karşımıza çıkıyor falan. Ama homojen karışımların çözünürlük hesaplamaları, derişim birimleri vesaire olduğu için bizim için önemli arkadaşlar. Çözeltiler mutlaka çözünürlük çözünenden oluşacak. Yani şimdi homojen karışım diyorsun zaten. İçinde bunun en az iki tane madde var. İşte suyun içinde tuz çözündü ya da suyun içinde alkol çözündü ya da alkolün içinde naftalin çözündü gibi farklı maddeler birbiri içerisinde çözünmüş olacak. Çözünmüş olacak diyoruz. Yani tek görünümlü olacak artık. Mesela tuz suda çözünce ne olur? Tek görünümlü olur arkadaşlar. Çözünme olayı gerçekleşmiş olur. Şimdi çözünme olayını biraz anlatırsak. Arkadaşlar çözünen madde çözü içerisinde dağıldığı zaman çözünme süreci başlar. Ama 3 aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşamamız çözünen tanecik mesela şöyle bir tuz parçası olsun bu. Tuz parçasını atıyorsun suyun içine. Çözünen tanecikler arasındaki etkileşim zayıflar. Arkadaşlar bu etkileşimler arasında tamamen kopmuyor. Mesela NaCl attığını düşün. Şimdi bu ne olacak? Na ve Cl diye iyonların ayrışacak. Böyle hafif iyonlar birbirinden birazcık ayrışacak. Ama burada iyonik bağ kopuyor falan diyemezsiniz. Sadece iyonlar birbirinden biraz ayrışacak. İkincisi çözücü tanecikler arasındaki etkileşimler zayıflıyor. Mesela burada ne olsun bu da? H2O olsun. Hani tuzu suyun içine attığımızı düşünün. Yani şöyle bir şey hayal edin. Burada H2O var. Dışarıdan NaCl atıyorsun. Önce NaCl'de iyonlar birbirinden ayrıldı. Sonra H2O moleküllerini bir arada tutan neler var? Mesela hidrojen bağları var. Bu hidrojen bağları zayıfladı arkadaşlar. Onlar da biraz birbirinden ayrıldı. Üçüncü olay olaraksa bak ne olmuş? Şu turuncu tanecikler mavi tanecikler arasında dağılmış. Yani çözücü ve çözünen arasında yeni etkileşimler kurulmuş arkadaşlar. Bu etkileşimde ne kadar şiddetliyse yani birbirine ne kadar seviyorsa bunlar. Hani bazı tanecikler mesela birbirine benzemiyordur. Birbirini sevmiyordur. Çözünme olayı olmaz. Ama bu etkileşim ne kadar şiddetliyse çözünme oranı da o kadar fazla olur. Mesela bir örnek vereyim. Arkadaşlar alkolün yapısı şu. C2H5OH. Alkolde hidrojen bağı vardır. Şimdi suyun yapısında da hidrojen bağı var. OH. İkisi karşılıklı olarak da hidrojen bağı yapabileceği için arkadaşlar bazı alkoller mesela etil alkol suda sınırsız çözünür. Yani etkileşimi çok fazla. Çözünmeyi çok seviyor. İşte burada kastettiğimiz şey bu. Etkileşimin şiddeti ne kadar fazla ise çözünme oranı da o kadar fazla olur diyoruz. Benzer maddeler birbiri içinde daha iyi çözünür. Biz bunu nasıl ifade ediyorduk? İşte diyorduk ki polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler, apolar çözücülerde iyi çözünür. Şimdi bir de iyonik maddeler var arkadaşlar. Şimdi bunları birbirine karıştırmayacağız. Mesela polar ya da apolar olmak için kovalent bağlı olmak gerekiyor. Ama bir de iyonik bağlı olanlar var. Onlara ne diyoruz? Onlara da iyonik madde diyoruz. Peki iyonik maddede iyonik çözücü de mi iyi çözünür diyeceğiz. Arkadaşlar iyonik çözücü bulmak pek mümkün değil. Çünkü iyonik maddeler genelde katı. Genelde değil hepsi katı fazladır oda koşullarında. O yüzden bunları kimin içinde çözeceğiz biz? Bunları da yine
polar çözücüler de çözülür arkadaşlar, daha iyi çözünür diyeceğiz. Tabii burada işte polarlığı, apolarlığı, iyonik bağı falan birazcık bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Dedi ki NaCl dedi, NH3 dedi, birbiri içinde çözünür mü? Şimdi NaCl'nin iyonik olduğunu biliyoruz genel olarak. İşte metal, ametal veya artı eksi yüklerden oluşmuş iyonik diyeceğiz. Şimdi NH3'te mesela azot 7'dir ya arkadaşlar. Son katmanında 5 tane elektron vardır. Ama 3 bağ yapmış. H. İşte 3 bağ yaptı ama üzerinde de ne oldu? 2 tane elektron çifti kaldı. Çünkü 5 elektron vardı. O zaman bu dengesiz bir yapıdır. Çünkü üzerinde elektron çifti var. Dengesiz yapıldıysa biz buna polar diyoruz arkadaşlar. Yani elektron yük dağılımı dengede değil. E ne demiştik? İyonik de polar da çözünür. O zaman yemek tuzu amonyakta yani NH3'te çözünür arkadaşlar. Şimdi burada tabii türler arası etkileşimler konusunda da biraz hakim olmamız gerekiyor. Mesela diyor ki aşağıda verilen karışımlarda çözünme olup olmayacağını ve hangi etkileşimlerin oluşabileceğini bulunur. Şimdi karışım olur. Yani iki şeyi karıştırdığında homojen olmasa da heterojen olur. Sıkıntı yok. Ama çözünme olur mu? Yani homojen olur mu? Bana aslında onu soruyor bu da. H2O ve NH3. Şimdi arkadaşlar bunların sorularda gerekirse proton sayılarını, elektron sayılarını size verin. Mesela oksijen 8 desin, azot 7 desin, karbon 6 desin, klor 17 desin, kükürt 16 desin falan filan. Bunlar yeter herhalde. Şimdi oksijenin son katmanında 6 tane elektronu var. Ama 2 bağ yapmış. O yüzden su polar bir maddedir. Nasıl yani? Bak şöyle. 2 bağ yapmış ya. 6 elektronu vardı. 2 bağ yapmış. Boşta elektronlar var. Boşta elektronlar olduğu zaman bu dengesiz yapılı bir tanecik. Dengesiz yapılı deyince ne oluyordu? Polar. Polar. NH3'ü az önce anlattım. Yine göstereyim. 2, 5. Yani bunun da 5 elektronu var ama 3 bağ yapmış. Demek ki bunun da üzerinde elektron çifti var. Bu da dengesiz yapılı. Bu da polar. O zaman polar. Polarda evet çözünür. Peki ne etkileşimi olur? Şimdi arkadaşlar polarlar arasında dipol-dipol etkileşimi olur. Aslında London bağı da bütün tanecikler arasında olur zaten. Ama burada en güçlü etkileşimi sorarlar bize genelde. Bunlar arasında arkadaşlar fona bağlı hidrojen var. Yine fona bağlı hidrojen var. O zaman bunlar arasında karşılıklı hidrojen bağları oluşur diyebiliriz. Buna geldim. NaCl iyonik bir şey. Yemek tuzu biliyoruz. Su polar. Az önce gösterdik. İyonikler polarda çözünüyordu. Etkileşim olarak ise arkadaşlar iyon dipol etkileşimlerini oluşturuyorlar. CCl4. Şimdi karbonun son katmanında 4 tane var. Bak. Son katmanında 4 elektron var. Ve karbon 4 bağını da yapmamış mı burada? CCl4 diyorsun. O zaman apolardır. I2 diyorsun bir de. Ve o da apolardır. İki taraftan da aynı çekiyor. Apolar apolarda. Çözünür. Etkileşim olarak da London bağı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Su Br2. Şimdi suyun polar olduğunu söyledik. Br2 aynı iyot gibi değil midir? İki taraftan da aynı çekiyor. Yani apolar dengeli. Polar apolar birbiri içerisinde çözünmez. O zaman çözünme olmaz. Etkileşim aslında olur. Hani dipol indüklenmiş dipol etkileşimi derler ama çok önemli bir etkileşim değildir arkadaşlar. Yani çözünme olmadığı için bunların arasında oluşan etkileşim de çok önemli değildir aslında. NH3 ve H2S. NH3'ü gösterdik polar. H2S'in yapısı. Şimdi kükürtün son katmanında 6 tane var. O zaman şöyle mi olur? Yine aynı su gibi boşta bunun elektronları kalır. O zaman bu da polar. Polar polar birbiri içerisinde çözünür. Peki hidrojen bağı olur mu? Bak şimdi NH3'te fona bağlı hidrojen var ama bunda fona bağlı hidrojen yok. O yüzden bunlar arasında hidrojen bağı olmaz. Ha bir bağ oluşur tabii ki. Dipol, dipol bağı oluşur arkadaşlar. NH3 potasyum nitrat. NH3'ün polar olduğunu söyledik. Potasyum nitrat katyon ve anyonların oluşuyor. Yani iyonik bir şey. İyonik bir şey polarda evet bal gibi çözünür. Etkileşim iyon dipol etkileşimi diyeceğiz arkadaşlar. Karbondioksit H2. Şimdi karbonun son katmanında 4 elektronun olduğunu söylemiştik. Oksijen de 2 bağ yapmak istiyordu. O zaman karbondioksit şöyle bir şey olmaz mı? Bak iki taraftan da eşit çekiliyor. O zaman apolar. H2 o da iki taraftan da aynı çekiliyor. Apolar. Apolar apolar da çözünür.
Bunlar arasında da London bağı oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi bir notla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki çözünme olayında çözü tanecikleri çözünen tanecikler etrafını sarar. Şimdi mesela dedik ki işte tuz ya da şeker vesaire bir şey suyun içerisinde çözünüyor. Arkadaşlar su tanecikleri bunun etrafını tamamen saracaktır. Biz onu gözle göremiyoruz işte o kadar etrafını sarıyorlar mincik mincik oluyor ki çözünen tanecik. Ve biz bunu gözle göremiyoruz artık tamamen içinde dağılıyor. Eğer çözücü su ise bu olaya hidratasyon denir arkadaşlar etrafının sarılması olayına. Su değilse de solvatasyon denir. Mesela alkolün içerisinde çözüldü vesaire. O zaman da buna solvatasyon deniyorlar. İfade olarak karşımıza çıkabilecek bir şey arkadaşlar. Şimdi çözeltileri sınıflandırırsak. Arkadaşlar çözeltiler öncelikle doygunluğuna göre sınıflandırılır. Şimdi her maddenin her çözücü içerisinde çözünebileceği miktar vardır. Tabi bazen hiç çözünmez. Ama çözünebiliyorsa da belli bir miktarda çözünür. Mesela tuz su içerisinde diyelim oda koşullarında 36 gram çözünüyor. İşte şartlar değişince bu çözünürlük değişebilir. Ama şeker 22 gram çözünüyor. Şimdi tam çözünebileceği kadar eklediysen, yani belirli şartlarda çözebileceği maksimum maddeyi çözdüyse o çözelti, biz buna doymuş çözelti diyoruz. Ama belirli şartlarda çözebileceğinden az çözünen içeriyorsa, yani 36 gram çözebiliyordu ama sen 30 gram ekledin, o zaman biz buna doymamış çözelti deriz arkadaşlar. Şimdi aşırı doymuş çözeltiler var bir de. Aşırı doymuş çözeltilerde farklı bir durum var arkadaşlar. Belirli şartlarda çözebileceğinden fazla çözünen içeren kararsız çözeltilerdir. Aslında aşırı doymuş çözeltileri şöyle yapıyorlar. Mesela içerisinde normalde çözebileceği miktarı yine çözüyor. Ama bunu sonra ısıtıyorlar. Fazlaca ısıtıyorlar. Ve içerisinde o zaman daha fazla madde çözüyor. Sonra bunu aniden soğuttuklarında içinde çözülmüş olan madde çökmeye fırsat bulamıyor. Ve içinde bir süre asılı kalıyor. Sürekli öyle kalmıyor. Hani dedik ya kararsız çözeltiler. Sonra zamanla aşırı doymuş çözeltinin içindeki maddeler dibe doğru çökecektir. Ve bunlar doymuş çözeltiye dönecektir. Aşırı doymuş çözeltilere örnek olarak bal, reçel gibi maddeleri verebiliriz. Bunların içerisinde bolca şeker vardır. Çözebileceğinden fazla miktarda şeker içerirler arkadaşlar. Burada şöyle bir şey düzelteyim. Bunu yanlış bilen arkadaşlar oluyor. Hani dipte katı görünce, aa hocam bu aşırı doymuş çözelti diyor. Hayır arkadaşlar. Dipte katı olabilir ama bu aşırı doymuş demek değildir. Önemli olan yukarıdaki miktardır. Yani çözdüğü miktar. Şimdi normalde 36 gram çözünce doymuş oluyordu ya mesela. Yukarıda 37 gram çözdüyse evet aşırı doymuş diyebilirsin. Ama yukarıda 36 gram var. Dipte de 5 gram var. Bu yine doymuş çözeltidir. Aşırı doymuş bir çözelti değildir. Önemli olan yukarıdaki miktardır. Yani çözünmüş olan miktardır. Mesela oda koşullarında 100 gram suda 36 gram naciye çözünebiliyor ise sen 100 milim suya, 100 milim suyla 100 gram su aynı şey zaten. 10 gram naciye eklediğinde bu doymamış bir çözelti. 100 milim suya 36 gram tam sınırda eklediğin zaman doygun çözelti olur. 37 gram ekledin. Bak şimdi. 37 gram ekledin. Ama bunun 1 gramı dibe çöktü. 36 gram çözündü yine. Bu doymuş olur arkadaşlar. Önemli olan bu 37'yi çözmüş olması. Eğer 37'yi içinde çözdüyse evet o zaman buna aşırı doygun bir çözelti diyebiliriz arkadaşlar. Yani onu çözmüş olmasını bekliyoruz. Aşırı doymuş olması. Sonra değişik ve seyreltik çözeltilerimiz var. Şimdi belirli şartlarda çözücü çözünme oranı başka bir çözeltiye göre daha fazla olana değişik, daha az olana da seyreltik diyoruz. Yani kıyaslıyoruz birbirine göre. Şimdi mesela bu iki çözelti işte 10 gram çözdün. Bunda da 36 gram çözdün. Doymuş ya da doymamış olması önemli değil burada. Birbirine göre kıyaslıyorsun. 10 gram çözdün, 36 gram çözdüğüne göre daha seyreltiktir. 36 gram çözdüğün 10 gram çözdüğüne göre daha derişiktir. Mantık bu. Ha şöyle bir şey olsa mesela 34 gram çözülmüş olsa bunda da 100 milim suda 34 gram çözülmüş olsa bu A olsa bu B olsa bu C olsa. C çözeltisi A çözeltisine göre derişiktir ama B çözeltisine göre de seyreltiktir diyebiliriz. A çözeltisi B'ye de C'ye de göre seyreltiktir. C çözeltisi ama A'ya göre değişik, B'ye göre seyreltiktir. B çözeltisi ise her ikisine göre değişiktir. Çünkü 36 gram var, ikisinden de fazla miktarda var arkadaşlar. Mesela 2019 yılında çıkan TYT sorusu. Önceki sene çıktı yani bu. Ama çok kolay bir soru. Diyor ki,
3 farklı doymamış potasyum nitrat çözeltimiz var. Bunların birinin içinde 100 gram saf su 25 gram potasyum nitrat, birinde 75 gram saf su 25 gram potasyum nitrat, diğerinde de 180 gram saf su 20 gram potasyum nitrat var. Bunları değişikten seyreltiye göre sırala. Bak şimdi 25'e 25 değil mi bunlar? Ama şunda daha az suda çözmüş. O zaman bu daha derişik değil midir? En derişiği budur diyebilirim. Çünkü şunda zaten su miktarı fazla, tuz miktarı da az. Şimdi mesela 1 ve 3'ü kıyaslamak çok kolay. Çünkü bunda su miktarı fazla, tuz miktarı az 1'e göre düşündüğünde. O zaman 1 de 3'e göre derişiktir diyebiliriz. 2 zaten suyu az olduğu için tuzu da şununla eşit olduğuna göre en derişiktir. 2, 1, 3 şeklinde kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Oldukça basit bir soru. Ve çözünürlük diye bir kavramımız var. Şimdi çözünürlük arkadaşlar belirli şartlarda 100 gram çözüde çözünebilen madde miktardır. Ha, farklı miktarlar için de söylenebilir ama genelde 100 gram üzerinden oranlarız. Oda koşullarında mesela nacelenin yemek tuzunun sudaki çözünürlüğü 36 gram bölü 100 gram sudur. Bu bunun standart oda koşullarındaki çözebileceği, çözünebileceği 100 gram su içerisinde çözünebileceği miktardır. Mesela çözücü değişirse bu miktar değişir. Suda değil de alkolde çözersen tabii ki 36 gram olmaz o artık. Durumlara göre değişebilir. O yüzden burada şartları söylüyor. Bir de nerede çözüldüğünü de söylüyor. Sudaki çözünürlüğü diye de belirtiyor arkadaşlar. Mesela bunun şu tip sorular olur. Diyor ki 25 santigrat derecede 300 gram suya 240 gram X katısı atıldığında bir süre sonra dipte 48 gram X katısı kalıyor. Ha, demek ki 300 gram su içerisine 240 gram katıyı atıyorum ama dipte 48 gramı kalıyor. Yani hepsi çözünmüyormuş. O zaman çözünen miktarı bulsak biz ne geliyor buradan? 192 mi? 192 gram çözünüyor. Nerede? 300 gram suda. O zaman çözünürlüğü 100 gram suda kaçtır diyor. Diyeceksin ki sen 300'de 192 ise bunun çözünürlüğü 100'de kaçtır? Kaçtır arkadaşlar? 3'te 1'i 64 gramdır. Biz buna 64 gram bölü 100 gram su diye ifade ederiz. Yani 100 gram suda 64 gram çözünebiliyormuş. Ne dedik? Benim için çözünebilen miktar önemlidir. Yani 48 gram dipte kaldı. Ona bakmıyorum. Ne kadar çözüldüyse beni ilgilendiren olur arkadaşlar. 200 gramlık bir çözeltim var. Bunda 60 gram tuz çözülmüş. Şimdi bir kere bak şuraya dikkat. Çözeltide 60 gram tuz çözülmüş. Yani aslında burada 140 gram su var. 60 gram tuz var. Sonra diyor ki ben buna 50 gram daha tuz ekliyorum ama çözelti kütlesi 238 oluyor. Şimdi başta çözelti kütlesi kaçtı? 200. Şimdi ne oldu? 238. Demek ki eklediğim elinin hepsi çözünmüyor. 12 gramı dibe çöküyor. Elden 38'i çıkardım 12. Demek ki 38 gram daha çözünen var. Toplam su kütlesi değişmedi. Çözelti kütlesi değişti sadece tuz eklediğim için. O zaman 140'da 98 gram çözündü. Yüzde nedir? 140 gram suda 98 gram çözünüyor ise yüzde nedir diyeceğiz arkadaşlar? X eşittir 98 çarpı 100 bölü 140'tan buradan da 980 bölü 14 70 olur. Deriz ki 70 gram bölü 100 gram suymuş bunun çözünürlüğü diyebiliriz arkadaşlar. Evet, derişim birimlerine bakıyoruz arkadaşlar şimdi. İlk bakacağımız kütlece yüzde. Şimdi kütlece yüzdenin tanımı da formülde çok basit. 100 gram çözeltide, dikkat et buna, çözeltide çözülmüş olan maddenin gram cinsinden kütlesidir. Gram cinsinden. Şimdi çözelti diyor. Yani çözünürlüktekinden farklı. Çözünürlükte hani 100 gram suda ne kadar çözünebiliyor maksimum? Ona bakıyorduk az önceki sorularda çözünürlükte. Burada diyor ki 100 gram çözeltide çözülmüş olan madde. Ha, doymuş mu çözeltidir, doymamış mıdır bilmiyoruz ama ne kadar varsa o. Bunu hesaplarken de çözünenin kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi. Yani hem çözücü var hem çözünen var. Çarpı 100 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan bulacağız. Orantı kurarak da yapılabilir zaten. 45 gram su ile kütlece %10'luk tuzlu çözelti hazırlayabilmek için kaç gram tuz gerekir? Şimdi bak olay şu. %10'luk diyor. 45 gram su diyor. Yani tuzu bilmiyorum. A desem buraya diyeceğim ki A artı 45. Yani ikisini de yazacağım. Çünkü su var bir de tuz var. Tuzu bilmiyorum. Şuraya 100 dedim. Şimdi bunları sadeleştirdiğimde burada 10 kalıyor. A artı 45 eşittir 10A. 9A eşittir 45. A eşittir
5 diyebilirim. 5 gram tuz gerekliymiş arkadaşlar. Olay bu. Basit bunların soruları. Bir kütlece %10'luk 50 gram alkol çözeltisine 20 gram alkol ve 30 gram su eklendiğinde oluşan çözelti kütlece alkol yüzdesi ne olur? Yani burada da kütlece yüzdeyi değiştiriyor adam. Üzerine bir şeyler falan ekliyor. Şimdi bunu mesela şöyle yapabilirsin. %10'sa oranla yapalım mesela bunda. %10'sa 50'de 5 gram alkol var. Yine 50'den 5'i çıkarttığında geriye kalan da su. 45 gramı da su. Şimdi diyor ki ben burada yeni bir çözelti hazırlamış oluyorum. Üzerine 20 gram alkol ekliyorum. 5 vardı zaten. Çözüneni yukarı yazıyorum bak. Artı 25. Şey 20. Artı 20. Toplamı 25 olacak. 30 gram da su ekliyor. Şimdi bunu direkt şöyle yapabilirsin. 50 gram zaten çözeltiydi ya. Hani şu ikisini toplama. Üzerine 20 gram alkol ekledi. 30 gram su ekledi. Aşağı hepsini yazıyor zaten. Çarpı 100. O zaman ne olur bu da? 25 bölü 100 çarpı 100. Bunlar gittiğinde bu da ne olur? Kütlece %25'lik olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi buna gelelim. Diyor ki 2 mol sodyum hidroksitin 320 gram suda çözülmesiyle oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Şimdi biraz molü katmış işin içine. Ama fark etmez. Hemen molü mol eşittir m bölü ma'dan kütleye çevirebilirsin. 2 eşittir m bölü ma'sı kaç bu adamın? 40. Ne olur? 80 gram. Demek ki 80 gram sodyum hidroksit var. Şimdi kütlece yüzdesini bulacağız. 80 bölü toplam kütle 80 artı 320 çarpı 100. Şurası ne yaptı? 400 yaptı. Sadeleştir bununla. 80 bölü 4 yüzde 20'lik yapar arkadaşlar. Şimdi kütlesi ve kütle cüzdeleri için bilinen iki veya daha fazla çözeltiyi karıştırırsak. İşte en son ve son, şey en son yüzde son formülünü kullanabiliriz arkadaşlar. En bir yüzde bir. Mesela birincinin kütlesi yüzdü, kütlece yüzdesi 5'ti. İşte ikincinin kütlesi 50'ydi, kütlece yüzdesi 10'du falan. Bunların hepsini çarpıyorsun. En son toplam kütle ve toplam yüzdeye ulaşmış oluyorsun. Buradan da sorular çözebiliriz arkadaşlar. Mesela diyor ki kütlece %30'luk 200 gram naceli çözeltisiyle kütlece %50'lik 300 gram naceli çözeltisi karıştırıldığında şunu yapacaksın bak. Yüzde son çarpı toplam kütle 500. Birincinin yüzdesi çarpı kütlesi. İkincinin yüzdesi çarpı kütlesi. Olay bu. Burası ne yapıyor? 6000 mi? Artı burası ne yapıyor? 15.000 mi? 3 tane sıfır var. Yüzde son çarpı 500 dedik. Şimdi ne olur burası? 6.000, 15.000, 21.000 mi? Bölü 500. 2 tane sıfır götürdüm. 210'u da 5'e böldüm. 12 demek ki neymiş? Kütlece %42'likmiş arkadaşlar. Şu formül işimi görüyor yani. Yüzde son çarpı en son birincinin yüzdesi kütlesi, ikincinin yüzdesi kütlesi. Sen varsa üçüncü falan da ekleyebilirsin. Buradan bulabiliriz arkadaşlar. Ve hacimce yüzde aslında tamamen aynı mantık. Burada da 100 milim çözeltide çözülmüş olan maddenin hacmidir. Çözeltinin hacmini aşağı yazıyorsun, çözünenin hacmini yukarı yazıyorsun. Yüzde çarpıyorsun. Yine bunu da oranlayarak da bulabilirsin. Hiç problem değil. Buradan hacimce yüzdeye ulaşıyorsun. Mesela bununla ilgili mesela şöyle öz kütleli bir soru çözelim. Gram veriyor ama hacimce yüzde soruyor. Şimdi suyun öz kütlesi 1 olduğuna göre şunu diyebilirsin orada sıkıntı olmaz. 100 gram su, şey 150 gram su, 150 milim sudur diyebilirsin. Ama etil alkol için bunu diyemezsin. Çünkü etil alkolün öz kütlesi 0,8. O zaman orada şunu kullanman lazım. D eşittir M bölü V. Yani 0,8 eşittir 40 bölü V. Ne olur? 0,8 V eşittir 40. V eşittir 400 bölü 8'den 50 mi? O zaman 50 milimde ne varmış burada? Etil alkol. Şimdi hacimce yüzdesini bul diyor. O kolay ondan sonra. Alkolün hacmi bölü ikisinin toplam hacmi çarpı 100. Bunları sadeleştir. 50 bölü 2'den hacimce %25 çıkmış arkadaşlar. Evet, böyle bir soru var. Mesela diyor ki hacimce %3'lük 80 milim HCl çözeltisi hazırlamak için bak şunu hazırlamak istiyor. %10'luk HCl çözeltisinde kaç milim su eklenmelidir?
Şimdi bu soruda nereden başlasak? Mesela şuradan başlasak. Bir kere bunu hazırlayacak ya, çözeltinin tamamı 80 milim ama çözünen madde kaç milim? Yani HCl kaç milim? Onu bulalım. %3 eşittir 80 çözünene x diyelim çarpı 100. E ne olur? Buradan ne gelir? Şurada birer tane sıfır götürsem. 24. 2,4 milim HCl varmış. Şimdi peki bunu nereden elde ediyordu? Şuradan elde ediyordu. %10'luk HCl çözeltisinin üzerine su ekleyerek elde ediyordu. Peki çözünende değişiklik var mı? Yok. Çünkü su ekliyor sadece. Çözünen aynı. O zaman %10'luğa gelsem 2,4 milim çözünen var. Burada da çözeltiyi bilmiyorum. Mesela buraya da A diyeyim. Çarpı 100. E bu ne olur? Birer sıfır götürsem A eşittir 24 milim çözelti varmış. İlk başta çözeltisine kaç milim su eklenmedi? 24 milime su ekleyerek 80 milim elde ediyor. O zaman 80 eksi 24. Ne geldi buradan da? 56 mı? 56 milim su eklenmeliymiş arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Evet, başka bir derişim birimize geldik. Mol kesri. Şimdi mol kesri arkadaşlar gazlarda da geçiyor. Gazlar konusunda da var mol kesri. Çünkü gazlar da bir homojen karışım oluyor aslında. Burada da koligatif özellikler de bize lazım olacak bir derişim birimi bu. Bir çözeltide bulunan maddelerden birinin mol sayısının toplam mol sayısının oranıdır. X ile gösterilir. Mesela A ve V maddelerinden oluşuyorsa A'nın mol kesri kendi molü bölü toplam mol. B'nin mol kesri de yine kendi molü bölü toplam molü olarak bulunur. Çözeltideki maddelerin mol kesirleri toplamıysa daima 1'e eşittir arkadaşlar. 3 tane madde de olabilir. Mesela 1 mol suda diyor. İşte 2 mol şeker çözdüm. İçerisinde 1 mol de ne çözmüş olayım? Alkol çözmüş olayım. Bunların her birinin ayrı ayrı mol kesiri bulunabilir. Mesela x su 1 bölü 4. İşte x şeker 2 bölü 4. X alkol o da 1 bölü 4. Yani hepsi ayrı ayrı da bulunabilir. Ama toplamları yine ne oluyor? Bak 4 bölü 4'ten 1'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Mesela demiş ki burada 90 gram suda 360 gram glikozun çözünmesiyle hazırlanan çözelti. Suyun ve glikozun mol kesirleri nedir? Gramlarını vermiş ama mole çevirmem lazım. 90 gram su N su eşittir. 90 bölü 18 ne yapar bu arkadaşlar? 5 mol yapar. Peki N glikoz 360 bölü 180'den o ne yapar? O da 2 mol yapar. O zaman suyun mol kesri 5 bölü 7'dir. Topladım. Glikozun mol kesri de 2 bölü 7'dir. Bak toplamları da 1'e eşittir. Yani bunun çok zor bir sorusu olmuyor zaten. Şimdi şuna bakalım. Diyor ki kütlece %46'lık etil alkol su karışımında suyun ve etil alkolün mol kesirleri nedir? Şimdi burada kütlece yüzde vermiş ya, bu şu demek değil mi aslında? 46 m etil alkol varsa, çünkü hani çözünen etil alkoldür ya, kütlece %46'lık dediğinde 46'sı etil alkol oluyor. Geri kalan toplamı 100 olacak. 54 m'i de sudur. Peki bunları mole çevirsen N etil alkol 46 m bölü 46'dan m mol, N su 54 m bölü 18'den o da 3 m mol. Şimdi suyun mol kesri ne olur? 3 m bölü 4 m. M'ler gitti. 3 bölü 4. Etil alkolünki ne olur? M bölü 4 m. M'ler gitti. 1 bölü 4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir başka derişim birimiz ppm arkadaşlar. Şimdi ppm milyonda bir kısım. Milyonda bir demek ki. Yani şimdi bunu şöyle bir tanımla da ifade ediyorlar. 1 kilogram çözeltide çözülmüş olan maddenin miligram cinsinden ifadesidir. Bu nereden geliyor biliyor musun? Miligramla kilogram arasında 1 milyonluk bir fark var. Yani miligram kilogramın milyonda biridir. Yani bu böyle de ifade edebilir ama çok da problem değil. Siz formüle bakacaksınız. Formülde çözünen madde kütlesi bölü çözelti kütlesi cinsinden ifade edebiliriz. Hatta hacim cinsinden de sorabilirler. Yine o da çok problem değil. Sonra 10 üzeri 6 ile çarpıyorsun. Nasıl ki kütlece yüzde de yüzde çarpıyorduk. PPM'de yani milyonda birine bakarken de milyonla 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yalnız bir şeye dikkat ediyorsunuz.
şuradaki birimlerin aynı olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani mesela bunu gram aldı, bunu da gram alacak. Kilogram aldı, bunu da kilogram alacak. Litre aldı, bunu da litre alacak. Birimler aynı olmalı arkadaşlar. Mesela su için düşünüyorsak 1 litre ile 1 kilogramı eşdeğer gibi düşünebiliriz. Hani 1 litre su, 1 kilogram su gibi düşünebilirsin. Bazen ppm'de suyun içinde çok az miktarda iyon çözündüğü için yani sulu çözeltinin de 1 litresi 1 kilogram gibi düşünebilir. Çünkü çok az bir iyon çözülmüş içinde ppm'ini hesaplıyoruz. Bu ikisi eşdeğer gibi düşünülebiliyor. Aşağıya geldiğinde mililitreye gram oluyor. Yine litre aynı zamanda desimetre küptür, mililitre aynı zamanda santimetre küptür. Yukarıya çıkarken 10 üzeri eksi 3 ile çarparım. Aşağı inerken de 10 üzeri 3 ile çarparım. Bu çarpmaları karıştıran arkadaşlar olabiliyor. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Yukarıdaki bir şey aşağı düştüğünde parçalanıyor. Parça sayısı artıyor. Burada bir parça olan şey aşağı düştüğünde 1000 parçaya bölünüyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir yeni nesil soru tipi. Diyor ki Kırıkkale'ye bağlı Başyalı ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinden alınan 300 gramlık numunede 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram sülfat iyonu tespit edildiğine göre alınan numunedeki sülfat iyon derişimi kaç ppm'dir diyor. Hemen diyorum ki ppm eşittir 300 gramlık numune. Bak aynı zaten, bu da gram. 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi ne olur bu durumda? Burası 18 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye de yazılabilir. 10 üzeri 6 ile de çarptığın zaman ne olur? 180 mi olur? Yani 18 çarpı 10 üzeri 1 olur. Bölü 300. Şöyle olsa 180 bölü 3 çarpı 10 üzeri 2 desem mesela. 180'i 3'e böldüğümde 60. 60 bölü 10 üzeri 2 yani 100. 6 bölü 10 0.6 ppm'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi bu sorudaysa arkadaşlar bakın bir farklı birimler gram ve litre var. Siyanür derişimli ppm cinsinden soruyor. Yine diyeceksin ki ppm eşittir 0.75 gram 1500 litre çarpı 10 üzeri 6, ama burada bir sıkıntı var. Sıkıntımız şu: bu gram, bu litre. Şimdi litreyi kilogram cinsinden düşünebilirsin. Demiştim ki sulu çözeltilerde çok fark etmiyor. 1 litre 1 kilogram gibi düşünebilirsin. Bunu ne yapacağız? Şimdi onu da 75 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram. Ama bir de kilograma çevireceksen. Şimdi gramdan kilograma yukarı doğru çıkıyorsun. 10 üzeri eksi 3 ile çarpman gerekmez mi? Bölü 1500 x de kilogram oldu. Şimdi çarpı 10 üzeri 6. Şurada zaten 10 üzeri eksi 5. Bir de 10 üzeri 6 var. Ne yapar? 750 yapar. 750 bölü 1500. 1 bölü 2. Yani bu da 0.5 ppm'miş arkadaşlar. Evet, ppm de budur. Geçtik şimdi. Molalite diye bir derişim birimimiz var. Bu da yine bize ileride bazı yerlerde lazım olacak bir derişim birimi. Diyor ki 1 kilogram çözücüde. Bak şuna dikkat. Çözeltide değil. Çözücüde. Yani suyun içinde. Sulu çözeltide diye hesaplamayacağız. Direkt suda diye hesaplayacağız. Çözülmüş olan maddenin mol sayısına molalite denir. Küçük m ile gösteriliyor ama bunu şeyle, kütleyle karıştırmamak lazım. Dikkat edin. Çözülen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kütlesi kilogram cinsinden. Buna dikkat arkadaşlar. Mesela diyor ki 2000 gram suda 248 gram sodyum sülfat çözülerek hazırlanan çözeltinin derişimi kaç molaldir? Önce çözünenin molünü buluyoruz. 248 bölü 142'den 4 mol. Sonra molalitesini hesaplıyoruz. 4 mol bölü 3 sıfır attın 2 kilogram mı? O zaman bu da 2 molaldir diyoruz bu arkadaşlar. Evet, şimdi bu daha güzel bir soru arkadaşlar. Diyor ki 25 gram bakır sülfat pentahidrat katısının 91 gram suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimi kaç molaldir? Şimdi bunlarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakır sülfatın 1 molünün içinde 5 mol de su var demek. Yani içinde bir miktar kristal şekilde suyumuz varmış. Şimdi bunu 25 gram olarak alacağız ama bakır sülfatın eması kaç, onu bulalım. Bakır 64, kükürt 32, oksijen 4 çarpı 16'dan bir 64 daha gelecek. 8, 10, 7, 160. Ama 5 mol de su var. Su normalde 18 ya, yani bir 90 daha geliyor. O zaman 250 gram. 25 gram. Bunun tamamının neması da 250 gram olduğuna göre ne yapar? 25 bölü 250'den
0,1 mol. Şimdi bu şu demek arkadaşlar. 0,1 mol bakır sülfat ama 1 molünde 5 mol su varsa 0,1 molünde 0,5 mol su vardır. 0,5 mol de su. Şimdi suyun içine atınca bu sular sevdiğine kavuşacak. Yani orada başka bir su daha var. Onunla birleşecekler. Şimdi o zaman ne olacak? 91 gram su da çözüyoruz. Güzel. 91 gram su burada var ama bir de şurada su var. Yani 0,5 mol su. O da kaç gram olur? 1 mol 18 gramsa 9 gram. 91'de var mıydı? Sen bunu 91'in içine attın. Ne oldu? 100 gram su oldu. Tamam. Şimdi molalitesini bulabiliriz. O zaman deriz ki molalite eşittir. Çözünenin molü su bunun içine karıştı. Toplam su 100 gram yani 0,1 kilogram. 0,1 bölü 0,1'den 1 molar olarak buluruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu. Şimdi molarite var sırada. Artık bu en önemli derişim birimimiz. Genelde derişim deyince aslında biz molarite olarak algılarız bunu. Diyor ki 1 litre çözeltide, bak bu sefer çözelti. Çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözelti hacmi. Yani mol bölü hacim litre cinsinden şeklinde gösterebiliriz. Hemen sorularımıza bakalım. Diyor ki mesela 8 gram sodyum hidroksidi 200 milim çözelti hazırlanıyor. Çözelti derişimi kaç molardır? Hemen şunun molünü bulacağız. 8 bölü 40 dedim. 1 bölü 5'ten 0,2 mol mü? Şimdi bunun molaritesini bulursak yani şöyle büyük M ile gösterebilirsin. 0,2 mol bölü 200 milim çözelti. Yani çözeltinin tamamı 200 milim. 0,2 bölü 0,2'den o zaman 1 molardır diyebiliriz arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Şimdi buna geldim. Diyor ki 14,8 gram iç tuzu suda çözülerek 400 milim çözelti hazırlanıyor ve çözelti molar değişimi 0,5. Hemen diyorum ki o zaman molarite eşittir. N bölü 400 milim çözelti hazırlanıyor ve 0,4. N'im ne olur buradan? 0,4 ile 0,5 çarptım. 0,2 mol. Ama bunu nasıl yaptı adam? 14,8 gram tuz çözülerek yaptı. Yani 0,2 molü 14,8 gram. Ve o zaman mol kütlesini soruyor. Yani bunun 1 molü kaçtır diyor. 148 2'ye böldüm. 1 molü 74'tür. Bunun mol kütlesi 74 gram bölü moldür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada iyon mol sayısını vermiş. Yani diyor ki sodyum fosfat çözeltisinde sodyum iyonlarının mol sayısı 0,3. Şimdi sen bunu aldın. Na3PO4 diye. Şöyle yazdın. 3 tane Na ve fosfat iyonu diye yazdın. Diyor ki fosfat iyonlarının mol sayısı 0,3. Kardeşim bu 0,3 ise o zaman bu da 0,1 mol değil midir? Şimdi bunun molar derişimini soruyor. Molarite eşittir 0,1 bölü 500 milimlik bir çözeltide. Ne yapıyorduk? Litreye çeviriyorduk. 0,1 bölü 0,5, 1 bölü 5'ten 0,2 molardır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu kas sayılarına göre bunu molle çevirdik. Oradan da molar derişim bulduk. Şimdi bu tip sorular olabilir. Böyle tepkimeli sorular falan. Diyor ki yeterli miktarda çinko metre 0,2 molar 250 milim sülfürik asit çözeltisiyle tepkimeye giriyor. Tekme sonunda oluşan H2 gazının kütlesi kaç gramdır? Şimdi şöyle bakalım. 0,2 molar 200 milim. Bunu mole çevirsek biz. Çünkü hani mol üzerinden işlem yapacağız. Hidrojenin molünü bulacağız. Sonra kütleye çevireceğiz ya. O zaman 0,2 molar eşittir N bölü 0,25 desek. Molü ne olur? 0,05 mol mu olur? Sülfürik asidin molü 0,05 ise oluşan H2 de 0,05'tir. Bunu da kütleye çevirdiğimde M bölü MA'sı ama hidrojen olduğu için 2 diyeceğiz tabii. 2 çarpı 0,05 ne yapar? 0,1 yapar deriz arkadaşlar. Bu soruyu da geçtik. Şimdi şuna bakalım. Diyor ki 40 gram bakır kalsiyum karışımındaki kalsiyumun tamamının denklemine göre harcanması ile 200 milim 2 molar H2O çözeltisi kullanılıyor. Kalsiyumda kütlece yüzde kaç bakır bulunur diyor. Şimdi önce bir kalsiyumu bulalım. 200 milim 2 molar H2O harcanıyormuş ya. Molarite eşittir mol bölü hacimden kaç mol yapıyor? 0,4 mol. Yani şu adamdan 0,4 mol harcanır ise kat sayılara göre baktığında bundan da 0,2 mol harcanmaz mı? 0,2 mol kalsiyum kaç gramdır? Mol eşittir M bölü MA'dan 8 gram. 40'ın içinde 8 gram kalsiyum varsa bakırı soruyor bana 32 gram. Demek ki 40'da
32 gram bakır var. Kütlece yüzdesini soruyor. Yüzde kaçtır dedin? 3200 bölü 40'tan %80'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu tip çökelme soruları var. Diyor ki 2 litre 0,6 molar krom nitrat çözeltisiyle 8 litre 0,4 molar sodyum fosfat çözeltisi karıştırılığında krom fosfat katısı çöküyor. Çökme işleminden sonra fosfat derişimi. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle yapıyoruz. Şimdi şuraya yazayım. Krom nitratı ben alıyorum. Artı sodyum fosfatı da alıyorum. Buradan diyor krom fosfat katısı çökecek. Devamıyla işim yok. Devamı işte seyirci iyonlar kalacak. Bu çözüme çökelme tekmesi. Şu katı olarak çökecek. Şimdi bunları mole çevir. 2 litre 0,6 molar ne olur? Molarite eşittir mol bölü hacimden 1.2 mol yaptı mı? Hemen yaz altına. 1.2 mol. Sodyum fosfat molarite eşittir mol bölü hacimden o ne yaptı? 3.2 mol. Ha tabii şuna dikkat et burada. Bunları denkleştirmen lazım. Bak 3 tane krom var. Bunun başına 3. 2 tane fosfat var burada. O zaman bunun başına 2. Bunun zaten şu an kat sayısı 1. Peki bunlar nasıl tepkimeye girer? Mesela kat sayısı 3 olanın hepsi bitse. 1.2 giriyor olsa. 3'e bölüp 2 ile çarparsın. Şunun kaç olacağını bulmak için. Ne olur? 0.4, 0.8. Demek ki bundan 0.8 mol giriyor. 2.4 mol de artıyor. Ha merak ediyorsan bundan da 0.4 mol oluşuyor. Ama bak arkadaşım bu katı. Yani hani şey aklına gelmesin. Aa fosfat derişimi. Bunda da fosfat var. Ama katı o. Derişimini bulamayız onun. Çözelti lazım bana. Bunu 2.4 mol buldun ya. Şimdi sen bu sodyum fosfatı aldın. Bunun içinden 3 tane sodyum, 1 tane fosfat çıktı. Ve bu 2.4 ise fosfat da 2.4. Şimdi bunu molariteye çevireceksin. 2.4 bölü toplam hacim. 2 litre bu, 8 litre bu, 10. Ne olur? 0.24 molar olarak bulunur. Yani artanın üzerinden işlemini yapacaksın. Şimdi bu da o tip bir soru. Diyor ki 2 litre 0,1 molar kalsiyum klorür ile 8 litre 0,15 molar gümüş nitrat karıştırıldığında. Hemen yazıyorum bak. Kalsiyum klorür artı gümüş nitrat. Gümüş klorür oluyor. Devamıyla işim yok. Onlar seyirci yön zaten. Klor 2 tane olduğu için buraya 2 yazdım. Gümüş 2 oldu. Buraya 2 yazdım. Bu şekilde yaptım. Şimdi 2 litre 0,1 molar ne yapar hemen? Hacimle molariteyi çarpınca 0,2 molar. Buna yazdım 0,2 mol. Gümüş nitrat 8'de 0,15. Molarite eşittir. Mol bölü hacim 0,15 ile 8'i çarptım. 48, 12, 1.2. O zaman bu da 1.2 mol. Nasıl girerler? Bundan 0,2 girse bundan 0,4. O zaman bundan 0,8 artar. Buradaki neyi soruyor bana? Gümüş. Bak şuradaki katı olduğu için orayla işim yok zaten. Gümüş nitratı da. Gümüş nitratı da aldım. İçinden gümüş çıktı. Nitrat çıktı. Gayet güzel. 0,8 ise bu 0,8. Ama ne bu? Mol. Mole çevirmiştik çünkü. Şimdi molaritesi ne olur? 0,8 bölü 10. 0.08 molar olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi aynı kütlece yüzde de yaptığımız gibi molaritede de değiştirme ve seyreltme durumlar olabilir. Yani su ekleyerek seyreltebilirsin ya da su buharlaştırarak değiştirebilirsin. Bu durumda M1, V1, M2, V2 denklemini kullanabilirsin. Bu denklem nereden geliyor? Şuradan geliyor. Şimdi molarite eşittir mol bölü hacim ya. Şunları çarptığında zaten sana molü veriyor. Ve sen su eklesen de su buharlaştırsan da ilk mol ile son mol birbirine eşit. Çünkü çözünürlüğünü değiştirmedin. Sadece su ekledin ya da buharlaştırdın. O yüzden bu denklemi kullanabilirsin ilk durumla son durum arasında. Ve çözeltileri karıştırdın. Yani işte biri 1 molarlık 100 milim, diğeri 2 molarlık 300 milim falan filan bunları böyle karıştırdığında aynı kütlece yüzdede yaptığımız gibi M1 V1, M2 V2 varsa M3 V3 eşittir M son V sondan son derişimi de bulabilirsin. V son dediğin zaten bunların V'lerinin toplamı olacaktır arkadaşlar. Mesela bu soru diyor ki 0,4 molar 300 milim naciler süratine 100 milim saf su ekleniyor. Yeni çözeltinin derişimi ne olur? Şunu yaparsın. M1 çarpı V1, M2 çarpı V2. İlk başta derişim çarpı 300. Son durumda M2 çarpı 400. Sıfırlar gitti. 4 ile de şu gitti. 0,1. 0,1 çarpı 3. 0.3 molar diyebiliriz arkadaşlar.
Şimdi burada diyor ki 200 milim nacizane süratle kaç milim soyutlarında sonuç düzeltim derişimi 0,2 olur? Yani diyeceğiz ki M1 çarpı V1, M2 çarpı V2. Baştan 0,1 mol nacizane ile 200 milim hazırlanmış ya. Yani bunun ilk derişimini de biz bir bulalım tabii. 0,1 bölü 0,2'den 1 bölü 2'den 0,5 molar. Başta 0,5 molar var. Hacmim 200 milim. Bak burada hacimleri illa litreye çevirmek durumunda değilsin. Çünkü iki tarafta da var aynı hacim. Yani çevirsen ikisini de aynı sayıya böleceksin zaten. O yüzden fark etmez. Son durumda 0,2 molar olmasını istiyor. Hacmi bilmiyoruz. Şimdi ne olur bu? 0,5 ile 0,2'yi sadeleştirdiğinde 5'e 2 mi? 2 ile 200 sadeleştirdiğinde burada da 100 mü kalıyor? O zaman V2 eşittir 500. Ama son hacim 500. Üzerine su ekleyerek yaptın sen bunu. 200'ün üzerine ne kadar su eklemiş olursun? 300'lük su eklemiş olursun ki hacmin 500 olur. Diyor ki burada da 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisinden 50 milim su buharlaştığında çözeltinin yeni derişimi 0,3 molar oluyor. Buna göre ilk çözeltinin hacmi kaç milimdir? Şimdi M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 diyorduk. İlk başta 0,2 molar ama hacmi bilmiyorum. Son durumda 0,3 molar hacmin V1 eksi 50 oluyor. O zaman 0,2 V1 eşittir 0,3 V1 eksi bunu bununla çarptım ne yaptı? 15 mi yaptı? Attım bu tarafa 0,1 V1 eşittir 15. V1 eşittir 15 bölü 0,1'den 150 olur. İlk çözeltimler 150 milimmiş arkadaşlar. Şimdi buna geldik. 500 milim 1 molar şeker suyundan 100 milim su buharlaştırılıyor. Daha sonra çözeltiye hacim değişmeden 18 gram daha şeker ekleniyor. He, burada üzerine bir de çözünen ekleme de var. O zaman mesela bunu biz şöyle yapabiliriz. Molarite eşittir. Mol bölü hacim. Yani ilk başta 0,5 mol şeker var. 18 gram şeker de 0,1 mol mu yapıyor? 18 bölü 180'den. Bunun üzerine 0,1 mol şeker daha ekledim. Etti mi sana 0,6 mol şeker? 100 milim de su buharlaştırdım. Etti mi sana 400 milimlik bir çözelti? Şimdi o zaman molarite eşittir. 0,6 mol çözünen bölü 400 milim çözelti. 0,6 bölü 0,4. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Yani 1,5 molar olarak bunu da buluruz arkadaşlar. Şimdi burada da yine iki tane çözeltiyi karıştırıyor. Potasyum klorür derişimi. Yani şunu kullanacağız. M son çarpı V sonu kullanacağız artık. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 diyebiliriz. Şimdi M sonu bilmiyoruz. V sonum X'in toplamı 750. M1 V1 yani 0,25 çarpı 500 desek. Diğeri de 0,4 çarpı 250 desek. 0,25 çarpı 500 ne yapar? 125. Burası da 100 mü yapıyor? 0,4 çarpı 25. Sonra da bunu 750'ye böleceğiz. Ne yapar? 225 bölü 750. 25 ile sadeleştirdiğinde burası 9. 750'yi de 25'e böldüğünde 30 mu yapıyor? 750, 25, 375. Evet 30 yapıyormuş. Sadeleştirdim. Bu da 3 bölü 10 yani 0,3 molar olarak bulunur arkadaşım. Şimdi bak gelelim bu soru tipine. Burada iyon derişimi soruyor. 0,2 molar baryum nitrat, 0,4 molar alüminyum nitrat sulu çözeltileri eşit hacimde karıştırılıyor. Nitrat iyonunun derişimi kaç molar? Şimdi o zaman şunu yapacaksın. Baryum nitratı aldın. Bunda 1 molünde 2 mol nitrat var. O zaman bu 0,2 molarsa nitrat derişimi 0,4 molar olur. Diğerinde ise AlNO3 3 diyor ya 1 molünde 3 mol nitrat var. O zaman 0,4 molarsa nitrat derişimi 1,2 molar olur. Sonra bundan M son V son yapacağız yine. M son çarpı V sonum eşit hacimde diyor ya ikisini de 1 litre gibi düşün ya da V gibi düşün 2V. M1 çarpı V1 0,4V artı M2 çarpı V2 1,2V. 1,6V bölü 2V ne olur? 0,8. Yani toplayıp 2'ye bölmektir aslında. Eşit hacimde olunca toplayıp 2'ye bölebilirsiniz arkadaşlar. Yine benzer bir soru. Mesela burada da diyor ki sodyum sülfat var. Bundaki sodyuma bakacağız.
Bir de sodyum fosfat var. Bundaki sodyuma bakacağız. Şimdi sodyum sülfat da 0,25 molardı. Sodyum derişimi 0,5 molar olur. Bu da 0,5 molardı. Sodyum derişimi 1,5 molar olur. Şimdi en son ve son yapacağız sonrasında. En son çarpı ve son 300, 200, 500. N1 V1 0,5 aldım bunu. 0,25 almıyorum. Çünkü sodyuma baktım. Çarpı 300 artı 1,5 çarpı 200. Ne oluyor burası? Şurası 150. Burası 300 bölü 500. 450 bölü 500. Bunlar gitti mi? 45 bölü 55'e bölsem 9 bölü 10. Yani 0,9 molar olarak bulunur arkadaşlar. Bakın 2020 AYT sorumuz. Bu sene çıktı. Daha çok taze bir soru. Sıcaklıkları aynı olan 100 milim 2 molar potasyum sülfat ve 400 milim 1 molar potasyum nitrat sulu çözeltilerini karıştırıyorum diyor. Potasyum yanı derişimi. Şimdi hemen 2 molar ama buradaki potasyum derişimi nedir? 4 molardır bak. 2 tane potasyum. 1 molar. Buradaki potasyum derişimi nedir? Yine 1 molardır. O zaman diyorum ki hemen M son çarpı toplamacım 500 olacak diye de belirtmiş. Hani hacimdeki artış falan olabilir. İhmal ediyor. 500 M1 çarpı 4 aldık tabii bunu potasyum. Çarpı 100 M2 yine 1 molar çarpı 400. 1 çarpı 400. 400 800. 800 bölü 500. Gittim bunlar. 8 bölü 5 1,6 olarak bulunur arkadaşlar. Ve molarite ile ilgili başka bir formülümüz. Diyor ki bazen böyle öz kütle, kütlece yüzde falan verilip çözeltme molaritesi sorulabilir arkadaşlar. Biz bunu denizde yüzen 10 manken diye aklımızda tutuyoruz. Öz kütle, kütlece yüzde ve 10 sayısıyla çarpıyoruz. Tabii bunun bir çıkarılışı var da oralara girmiyoruz. Sonra çözünenin emasına bölüyoruz. Çözünenin emasına. Buradan da molariteyi biz hesaplayabiliriz. Denizde yüzen 10 manken. Şimdi mesela bununla ilgili soru. Diyor ki yoğunluğu 0,85 kütlece %34'lük bir çözeltinin molaritesi kaçtır? Hemen diyoruz ki molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken emas. Ne olur? 8,5 bak 10'la 0,85 çarptım. 34 bölü 17 mi? Şununla şu 2 mi? 8,5 çarpı 2 ne yapar? 17 molar. Oldukça yüksek derişimli bir çözeltiymiş. Bunun 2016 LYS'de çıkan versiyonu var. Güzel bir soruydu bu. Şimdi kütlece %36,5'luk derişik diyor. Yoğunluğu belli bir sıcaklıkta 1,2 gram bölü mililitre olan derişik hidroklorik asit çözeltisi var. Bunu kullanarak şunu hazırlamak istiyorum. Ve son hacim 200 milim olacak diyor. Yani şunu tekrar söylemiş aslında. Bu farklı bir hacim değil. Orada kafanız karışmasın. Önce şuradaki molariteyi bulalım. Denizi kaç bunun? Yoğunluğu 1,2. Yüzen 36,5. 10 bölü 36,5. Hop hop attık mı? Molaritesi 12 molar. Hani derişik diyor ya aslında o yüzden derişik diyor. Çok derişik 12 molarlık. Bunu kullanarak diyor şunu hazırlayacağım. Şimdi bunu kullanarak bunu hazırlamak ne demek? M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 demek. Çünkü kaç milim alınarak diyor. Yani ilk hacmini soruyor. 12 çarpı V1, 0,3 çarpı ne olmasını istiyormuş? 200. Şimdi 12 ile 0,3'ü çarpacağız ama şöyle yapalım. 12 V2, 0,3 çarpı 200'de ne yapar? 60 mı yapar? O zaman V2 eşittir 60 bölü 2'den 5. 5 milim alsam yetiyormuş arkadaşlar. Evet konumuz devam edecek arkadaşlar. Bundan sonra koligatif özellikler ve çözünürlüğü etkileyen faktörlere devam edeceğiz. Ama bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar, iyi günler diliyorum.